Derin TV ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Seçime Doğru programıyla karşınızdayım. Stüdyomuzda siyasi partilerin temsilcilerini ağırlamaya devam ediyoruz. Stüdyo konuğum AK Parti İl Genel Meclis Üyesi adayı ve mevcut aday mevcut üye Hasan Yıldırım. Hoş geldiniz Hasan Bey. Hoş bulduk Eda Hanım. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hasan Bey, biz sizi tanıyoruz. Evet. Eşrafınız tanıyor. Hangi görevlerde yer aldığınızı biliyorum ben, ancak izleyicilerimiz arasında belki tanımayanlar vardır. Biraz sizden bahsedelim. Evet, ben Karabük'lüyüm. Karabük Çerçiler Mahallesi doğumluyum. İlkokulu bir kısmını köyümde, bir kısmını Fevzi Çakmak'ta okudum. Karabük İmam Hatip Lisesi 1985 mezunlarındanım. Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümünü okudum. 1990 mezunuyum. 91 yılından itibaren ilimizde serbest harita mühendisliği yapıyorum. 30 küsür senedir ofisimde bulunan personellerimle beraber bölgemize harita hizmetleri vermeye gayret ediyoruz. Bunun dışında çeşitli sivil toplum örgütlerinde görev aldım. Halen daha görevli olduğum sivil toplum kuruluşları da var. Adalet ve Kalkınma Partimizin, AK Parti'mizin 2001 yılındaki kurucularındanım. 2001'den 2009 yılına kadar 9 yıl kesintisiz il başkan yardımcılığı, yerel yönetimlerden sorumlu il başkan yardımcılığı yaptım. 2009 yılından itibaren de 3 dönemdir İl Genel Meclis üyesiyim. 2 dönem İl Genel Meclis Başkanlığı yaptım 2014 ve 2019 yıllarında. Eski Pazar Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu üyesiyim. İl Encümen üyesiyim. Şu anda yeni 4. dönem içinde büyüklerimizin, partimizin görüşleriyle, tavsiyeleriyle tekrar yeni döneme de adayım. Hayırlısı olsun Allah inşallah. Allah razı olsun. Diye. Evliyim. 2 kızım, 2 oğlum var. Allah razı olsun. Şimdi belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyelerinin yaptığı işler genelde birbirine karıştırılıyor. Evet. Ve görev tanımları da birbiriyle karıştırılıyor. İl genel meclisi ne iş yapar? Evet. İl genel meclisinin geniş bir görevi var. Esasen il genel meclisi il özel idaresinin karar organıdır. İl özel idaresi köylerin belediye hizmetlerini görür. Yani köylerde çöpünden, yolundan, suyundan, her türlü altyapı hizmetlerine kadar köylerin hizmetlerini görür. Yine ayrıca devletimizin özel idarelere yüklemiş olduğu bir görev gereği, ilin tamamına da belediye hudutları dahil ilköğretim hizmetleri. Biz bütçemizin %20'sini milli eğitime ayırırız. Bu ilköğretim okullarının bakım, onarımları, yapımları özel idaresinden bizim yatırım inşaat müdürlüğümüz vardır. İl sağlık müdürlüklerinin sağlık ocaklarından hastane inşaatlarına kadar devletin yatırımlarını ihale eden bir birimimiz var. Yani bu tip devlet yatırımlarını yapan bir müdürlüğümüz de var. Yatırım inşaat müdürlüğü. Dolayısıyla İl Genel Meclisi hem devletin ilin tamamında yüklemiş olduğu görevleri yerine getiren hem de köylerimizin altyapı hizmetlerini yapan bir kuruluşumuz. Merkez ilçemizden 100 bin nüfustan fazla olduğu için 5 il genel meclis üyemiz var. Safranbolu'muz köyleriyle beraber 50 bini geçtiği için oradan 4 il genel meclis üyemiz var. Diğer ilçelerden 2'şer il genel meclis üyesi olmak üzere toplam 17 üyeden oluşur. Her ilçenin temsilcilerinin olduğu bir nevi yerel parlamentodur. Evet. Bir genel seçim atlattık hep birlikte. Evet. Ardından 10 ay sonra da bir yerel seçim geldi. Yerel seçime giderken de vatandaş şöyle etrafındaki kurumların neler yaptığını bir analiz ediyor. Evet. Şahısların nasıl çalıştığına tek tek bakıyorlar. Bunlara da detaylı bakıyorlar. Yani kimin ne yaptığını da çok iyi biliyorlar. Siz neler yaptınız? Buradan bir başlayalım. Şöyle, ben 2009'dan beri İl Genel Meclis üyesiyim. Bu 3. dönem görev yaptık. Nasipse 4. döneme hazırlanıyoruz. Biz ilk dönem çok fazla bir şey yapamadık. Mevcut hizmetleri devam ettirdik. Bizden önceki dönemde Hüsnü Özcan Başkanımızın döneminde yeni kamyonlar alınmış. İşte 20 adet kamyon alınmış. Hizmetler biraz başlamış. Zaten il genel meclisleri de bu AK Parti hükümetlerimizin yerelle yetki verilmesi babında 2006 yılında
ilgilenen meclis başkanları eskiden valilerden olurdu. Bu 2006 yılından beri seçilmiş üyelerden oluşmaya başladı. O tarihten itibaren tabii ödenekler, şartlar da değişti. Biz 2014 yılında meclis başkanı tekrar ikinci dönem meclis üyesi olduk. Büyüklerimizin tercihiyle, meclis üyelerimizin takdiriyle ilgilenen meclis başkanı olduk. O zamandan 2014 yılından başlayan bir sürecimiz var Karabük İl Özel İdaremizde. Burada bütün ilgilenen meclis üyelerimiz, idaremiz elbette bu sürece katkı verdi. Biz ne yaptık? Şunu yaptık. 2014 yılından işte sene 2024 bu 10 yıllık süreç zarfında özel idaremizde makine parkımızı güçlendirdik. Eskiden 6 grader vardı, şimdi 13 grader var. 3 tane ekskavatör vardı, şimdi 9 ekskavatör var. Eskiden 2 tane GCB vardı, şu anda her ilçemizde birer ikişer GCB'lerimiz var. Taş kırma makineleri hiç yoktu. Dışarıdan bu sarı malzemeyi, mıcır malzemesinin tamamını dışarılardan alır idik. Önce bir tane, ardından bir tane daha, 2 tane mobil paletli böyle mazotta çalışan her ilçede taş ocakları açıp oralarda sarı malzeme üretimine başladık. En sonunda bu dönem itibarıyla da iki tane, yani somut bu döneme isabet eden iki tane hizmetimiz var. Birincisi sıcak asfalt. Sıcak asfalt plantımız 2018 yılında başladı. İşte bu dönemde 2019 yılından itibaren şu ana kadar 720 bin ton sıcak asfalt ürettik. Yani yıllık ortalamamız 100 bin tondan 120 bin ton civarında 720 bin ton sıcak asfalt üreterekten 800 kilometre köylerimizin asfaltını yaptık. Hı hı. Ve Cuma ayını taş ocağını da Kardemir'den devralarak orada da sabit taş ocağı kurduk. Yani Cuma ayını taş ocağımızda burayı bu sene 250 bin ton, yani geçtiğimiz yılımızda 250 bin ton sarı malzeme ürettik. Sabit mobil konkursörlerde de ürettik. Toplam 400 bin tona yakın sarı malzeme ürettik. Artık özel idaremizi kendi kendine yeten, dışarıdan malzeme hiçbir şey satın alma ihtiyacı duymayan. Çünkü asfaltı biz asfalt plantında kendimiz üretiyoruz. Plante lazım olan 0.10-0.20 mıcır taşını, yollara serilen altyapı 0.50 temel malzemeyi, 0.25 temel malzemeyi, bunları serecek finisher kendimizin, silindirler kendimizin, graderler kendimizin, kamyonlar kendimizin, işçi kendimizin. Velhasıl asfaltı yapmak için lazım gelen her unsur özel idaremizde mevcut. Artık dışarıdan herhangi bir şeyi satın almaya gerek kalmadan asfaltı A'dan Z'ye kendimiz yapabiliyoruz. Yani burada yeri gelmişken şunu da örnek vermek istiyorum. Biz özel idaresi olarak ilimizin nüfusu yaklaşık 250 bin. Biz 50 bin nüfusa bakıyoruz. Yani köylerimizin nüfusu yaklaşık 50 bin. Şehirlerin nüfusu 200 bin. Merkez ilçede nüfusumuz da, yani Karabük Belediyesi nüfusumuz da 120 bin. Dolayısıyla bize 50 bin nüfusa ait ödenek geliyor. Karabük Belediye'mize de 120 bin nüfusa ait ödenek geliyor. Dolayısıyla bize 3 katı, hatta 4 katı kadar, çünkü belediyelere biraz daha fazla ödenek geliyor. Ödenek geliyor. Şimdi biz sıcak asfalt plantımızı kurduk. Bu 50 bin nüfusa hizmet eden, işte yıllık 120 bin, 130 bin tona tekabül eden asfaltımızı yapıyoruz. Fakat Karabük Belediye'mizde mesela bunu örnek almasını ben buradan acizane tavsiye ediyorum. Bundan sonra seçilecek hangi başkanımız olursa, ki inşallah Özkan Başkanımız seçimi kazanacağını ümit ediyoruz. Bunu da tavsiye ediyorum. Yani Karabük Belediye'mizin de bir sıcak asfalt planti kurması gerektiğini. Çünkü biz bu şekilde asfaltın tonunu 750 bin TL'ye mal ediyoruz. Kendimiz, her şey kendimizin ait olduğu için. Ama bizim çevre illerdeki il özel idaremizden dışarıdan bu hizmeti satın alan özel idarelerimiz var. Onlar 1,5 milyon liraya satın alıyorlar. Yani burada tabii işçi maliyeti hariç, yani 750 bin liranın işçi maliyetini de katsak bile gene de %20, %30 daha ucuza mal olmuş oluyor. Kendimize ait olduğu için, kar oranı olmadığı için. Dolayısıyla yani Karabük Belediye'mizde de birçok yollarımızda asfalt eksikliğini görüyoruz. Asfalt planti kurmalarında acizane yeri gelmişken tavsiye ediyorum. Evet. Bir taraftan da saha çalışmaları yapıyorsunuz. Evet. Seçimde yaklaşırken gerek parti için gerek kendiniz için bir nabız tutuyorsunuz. Vatandaşlar ne diyor? Bir bakıyorsunuz. Köylerdeki vatandaş şu anda ne bekliyor sizden? Evet. Şimdi ben merkez ilçe ilgilenen meclis üyesiyim. Evet. Biz merkez ilçemizde
köylerimizin özellikle grup yollarımızın asfaltlarını %90 oranında tamamlamış durumdayız. Hı hı. Şu anda ben en son 2 tane grup yoluna başladım. Bir tane Yeşiltepe Kadıköy yolumuzun yarısını yaptım. Yarısını bu sene yapacağız. Bir de Tandırlar, Mehterler grup yolumuzda yarım kaldı. Hı hı. Bunun dışında asfalt olmayan grup yolumuz yok. Ha, efendim asfaltı sıcak asfalt değil de mıcırlı asfalt olan, satıya kaplama olan yerlerimiz var. Ama bunlar ulaşımda ulaşılamayacak durumda değil. Yani asfaltlar iyi durumda. Elbette ki onları da sıcak asfaltta buluşturacağız. Ama onların şu anda hani 2018 öncesi asfalt yapıldığı için onlar satıya kaplama durumunda olan köylerimiz de var. Ama ulaşılamayan, bozuk durumda olan yani grup yollarımızı biz inşallah bitirmiş durumdayız yaklaşık olarak. Artık köylerde bu pandemi süreci de yaşadık malum. Pandemi sürecinden itibaren köylere doğru da biraz kırsala bir eğilim baş gösterdi. Hani bunu şeyden de çıkarıyoruz. Özel idaremizden köylere verilen ruhsat sayılarında falan son derece bir artışlar var. Oradan da bunu çıkarabiliyoruz. Köylerde artık ilk gidiyoruz asfalt istiyorlar. Şimdi asfalt yapınca bu sefer işte tarımsal sulama istiyorlar. Yani köylünün tabii ki önceliği var. Tabii. Şimdi önce yol diyor. Sonra içme suyu diyor. Bu giderildi bu sefer tarımsal su talep ediyor. Efendim bu da giderildiği zaman çocuk parkı, internet, hani ihtiyaçlar elbette ki ihtiyaçlar sonsuz. Bitmiyor, evet. Ama biz yol işimizi bitirmiş durumdayız. Susuz ünitemiz yok. Su işimizi tamamlamış durumdayız. Elbette sık sık böyle 30 yıl önce, 40 yıl önce yapılmış su hatlarını yeniliyoruz. Su depolarını yeniliyoruz. Yeni yapılmış olan, yapılacak olan, yapılmaya ihtiyaç olan yerlerimiz de var. Bunları da peyderpey tamamlıyoruz. Muhtarlarımız, köy muhtarlarımız özellikle daha çok bu hususta gayret ediyorlar. Onlarla işbirliği içerisinde hizmetlerimizi sürdürmeye gayret ediyoruz. Şimdi hani insanlar ne bekliyorlar? İnsanlar şunları da bekliyorlar. Biz şimdi hani biraz da siyasi konuşmak gerekirse, ben AK Parti'nin kurucularındanım. Evet. Biz şimdi meydanlara çıktık ve Türkiye'de ilk defa seçim beyannamesini hükümet programı yapan parti olduk. Yani meydanda iki anahtar vaat edip, efendim arabalar vaat edip, meydanlarda atıp tutup iktidara gelince biz bunları yapamıyoruz değil. Seçim beyannamesini hükümet programı yapan bir parti olduk biz. Siyasete tutarlılığı getirdik. Temiz siyaseti getirdik. Yani biz şimdi 2002 milletvekili seçimi, 2007 milletvekili seçimi, 2011 milletvekili seçimi, 2015'te 2 defa, 2018'de, 2021'de ve kaç defa milletvekili seçimi oldu? Kaç defa? 2004, 2009, 2014, 2019, şimdi 2024 kaç defa yerel seçim oldu? Kaç defa referandumlar oldu? Biz hep yani meydanda başka konuşup, iktidarda başka şey yapmadık. Hep bir tutarlı siyaset yapmaya gayret ettik. Biz köylerimize de mesela bu asfalt konusunda, yol konusunda, su konusunda, örneğin ben merkez ilçemde 2019'da seçildiğim zaman, o zaman tabii grup yollarını %90 civarında dedim. O gün %60 civarındaydı 2019'da. Biz 5 yıllık program yaptık. Yani önceliğine göre, köy sayısının fazlalığına göre, nüfusun fazlalığına göre işte birinci yıl şu yolu yapacağız. İkinci yıl şu yolları, üçüncü yıl bunları, dördüncü yıl bunları, 5 yıllık program yaparaktan yani bu işlerde bilimsel hareket etmek lazım. Nüfusa göre hareket etmek lazım. Çok sayısala bakmak lazım. Kimin hakkı, hukuku birbirine geçirmemek lazım. Hı hı. Efendim bu köydeki benim abicam var, dayım var diyerekten böyle şeysiz, tutarsız hareketlerde bulunmamak lazım. Biz bunlarda gerek icraatlarımızda olsun, gerek insanlara söylemlerimizde olsun. Yani AK Parti'nin siyaseti seçim beyannamesini hükümet programı yapan parti olduk ve bu uğurda insanlara çalışıyoruz. Şimdi köylerimize gittiğimiz zaman halkımız bunları görüyor. Yani elhamdülillah, Allah'a şükür, Cenab-ı Allah'a hamd ediyoruz. Yani böyle verilmiş, tutulamayacak, edemeyecek sözlerimiz yok. Yine yaparız, ederiz deyip de elbette hepsine güç yetiremediğimiz, bekleyen az sayıda da hizmetlerimiz kaldı. İnşallah onları da bu dönem tamamlayacağız. Biraz da o hizmetlerden bahsedelim mi? Evet. Neler yapacaksınız? Görev nasip olursa eğer, siz neler yapmayı planlıyorsunuz? Evet, şimdi özel idaremizi artık dışarıdan
hiç bir şeye satın almaya ihtiyaç duymadan bunları yapacak seviyeye geldi demiştik. Evet. Tabii artık biraz daha bunları kurumsal hale gelmemiz gerekiyor. Yani biz yol müdürlüğümüzde 3-4 mühendisle, su müdürlüğümüzde 2-3 mühendisle, efendim karayollarında imar müdürlüğümüz var. Bizim imar müdürlüğümüzde 2 tane mimar işte falan 3-4 kişi çalışıyor. Halbuki başka imar müdürlüklerinde 14 kişi çalışıyor. Başka karayollarının bir yol bölümünde 15 kişi çalışıyor. Biz bunu 3 kişiyle 5 kişiyle yürütmeye, yani az sayıda personelle çok hizmet yapmaya gayret ediyoruz. Bu dönem biraz daha yani kurumsal hale gelmek, bu işleri daha prensipli, daha düzgün yapar hale gelmek, bu yaptığımız hizmetleri daha rantabol, daha ekonomik hale getirmek, artık hani yatırım anlamında mesela çöpleri toplamaya başladık. Eskiden çöp hiç yoktu. Yani 2014 yılında başladık. Şu anda biz 274 köyümüzün 230'undan çöpleri topluyoruz. 3000'den fazla konteynerimiz var ama konteynerimiz eksik. İşte hükümetten talep ettik. Geldiğinde yeniden eksik olan yerlere konteyner dağıtacağız. Yani çöp hizmetimiz var. Turizm hizmetimiz var. Cam terası çalıştırıyoruz. Bulak mağarasını, Menciris mağarasını çalıştırıyoruz. Onları da özel idare çalıştırıyor. Önünüzdeki notlarda da bunlar yer alıyor sanırım, evet, değil mi? Evet, alıyor da çok notlara bakmaya fazla. Evet. Fırsat dijitaller dönüyor mu arkadaşlar? Fırsat olmadı diyelim. Tamam. Yani köpek toplama, hayvan toplama hizmetlerimiz oluyor. Bunların toplanıyor, tedavileri yapılıyor. Efendim belediyelerimizle işbirliği halinde bizim hayvan barınağımız yok. Bunu Karabük Belediye'mizin, Eflani Belediye'mizin hangi ilçemizdeyse oradaki hayvan barınaklarından istifade ederekten bu hayvan toplama hizmetlerimizi de hükümetin üzerimize yüklemiş olduğu bir görev. Hı hı. Bunları yapmaya gayret ediyoruz. Yine bölgemizin bir değeri olan, marka değeri olan Keltepe Kayak Merkezi ile ilgili de özel idaremizin çok gayretleri oldu. Yani belki bugüne kadar çok bilemiyorum maddesel anlamda 50 milyona mı tekabül eder, 80 milyona mı tekabül eder. Yani her ne kadar orası Gençlik Spor Müdürlüğü'ne ait olsa da oranın yolunu biz yaptık, asfaltını biz yaptık, sahaların düzenlenmesini biz yaptık. Orada iki dönüm, üç dönüm koskoca otopark alanının asfaltını biz yaptık. Pistlerin graderle silinmesini biz yaptık. Yani oradaki biz bütün arazi hizmetlerini biz gördük. Evet, Sayın Keltepe'de Valim. Güzel bir kazanım Karabük için. Güzel bir kazanım, evet, oldu ama maalesef bu küresel ısınmadan kar yağışı biraz eksik olduğundan. Evet, mesela bu sene yine bir 10 bin ziyaretçi falan topladı ama yani daha uzun süreli olsa da keşke daha çok olsa ilimize böyle bir değeri kazandırmış olduk. Yine bu Keltepe Kayak Merkezi'nde bungalov evler yapımı ile alakalı işte bakka destekli de bu küçük çaplı biraz yani başlangıç anlamında bir 5-6 bungalov bir sosyal tesislik bir proje var idi. O yaklaşık 10 milyonluk bir proje. Bu da devam ediyor. İhale aşamasına geldi. Tabii maliyetler artınca 6 bungalovu 4'e mi düşürdüler artık? Son teferruatını tam bilemiyorum. Yani velhasıl hizmetleri devam ettirmek lazım. Nerede hangi eksik noksan varsa onları gayret ederek halkımızın talepleri doğrultusunda bulunmak lazım. O bungalov evlerle o zaman bir konaklama hizmeti de tabii, artık şey evet, yapılacak. Evet, o da buradan duyurmuş tabii, olalım biz. Tabii onu daha önceki 8 ay önce de duyurmuştuk. Evet. 8 ay önce proje safhasındaydı. Şimdi yapım safhasına doğru, hı hı, adım adım ilerliyor. Evet. Yavaş yavaş toparlamak gerekirse, evet, Hasan Bey, Eda Hanım, şu konuya da değinmek istiyorum. Bunu atladık, bunu da söyleyeceğim. Dediğiniz bir şey var mı? Evet, ben bütün halkımızın dua ve desteklerini talep ediyoruz. Tabii bu bir yerel seçim. Evet. Yerel seçimde şimdi köylerde halkımız 2 oy kullanacak. Hı hı. İl Genel Meclisi'ne ve köy muhtarlığına. Belediye mıntıkasında ise belediye başkanı, belediye meclisi, İl Genel Meclisi ve muhtarlık olmak üzere 4 oy kullanacak. Hı hı. Dolayısıyla bu bir yerel seçim olduğunu, kendilerini temsil edecek, işte evet, o kendilerinin sürekli muhatap oldukları, tanıdıkları. Çünkü biz artık sürekli halkımızın içindeyiz. Bu caddesinde dolaşıyoruz, sokağında, evet, dolaşıyoruz, alnımız ak, başımız dik. Bu da benim acizane bir seçim sloganımızdır. Biz köylere gittiğimiz zaman, seçmenin karşısına çıktığımız zaman şunu söylüyoruz, buradan da bunu tekrarlamak istiyorum.
Biz sizlerin karşısına 2009'da gelmiştik. Bizlere vekalet vermiştiniz, görev yapmıştık. 2014'te gelmiştik, yine vekalet vermiştiniz, yine görev yapmıştık. 2019'da geldik, yine vekaletinizi vermiştiniz, yine görev yapmıştık. Şimdi 2024 geldi, biz sizlerin karşısına tekrar geldik. Tekrar sizlerin vekaletlerini talep ediyoruz. Ama sizin karşınıza elimiz boş gelmedik. Alnımız ak, başımız dik geldik. Biz işte bak şu kadar bin ton asfalt yaptık, bu kadar yol yaptık. Bak sabit konkursörü kurduk, seyyar konkursörler kurduk. Özel idaremize artık dışarıdan hiçbir hizmet satın almadan her işi kendisi yapacak şekilde. Ay bak şimdi az önce örnek verdim. Karabük Belediye'miz 120 bin nüfusa ait. Geçen gün Rafet Başkanımızın işte seçim ekibi diyelim bizim eve de uğramışlar. Seçim broşürleri bırakmışlar. Broşürlerden baktım. 15 yılda 1 milyon 300 küsür bin ton asfalt yapıldığını kendi seçim 287 dev eser yaptık diye beyan etmişler. Orada yazıyor. Şimdi bunu 15 yılda böldüğümüz zaman yıllık 80 bin ton mu yapıyor, işte 90 bin ton mu yapıyor, bir şey yapıyor. Halbuki bizim 50 yani 120 bin nüfusa bakan bir idarenin asfalt miktarı 80 bin tonken biz 50 bin nüfusa bakıyoruz. Bizimki ondan %50 fazla. Bizimki yıllık 130 bin tona geliyor. 140 bin tona geliyor. Çünkü biz 5 yılda 720 bin ton asfalt yapmışız. 800 kilometre asfalt yapmışız. Dolayısıyla yani seçmenin karşısında biz elimiz boş gitmiyoruz. Alnımız ak gidiyoruz. Başımız dik gidiyoruz. Seçmen de bunu görüyor. Bizlere ulaşmış, bizlere bildirilmiş, hiçbir soruna duyarsız kalmadık. Hiçbir telefona cevap vermemezlik etmedik. Hiçbir kimsenin işiyle ilgilenmemezlik etmedik. Ha, yaptıklarımız çoğunluğunu yaptık, yapamadıklarımız da olmuştur. Çözülemeyen sorunlar vardır. Adam evine ruhsat istiyor. Şimdi kanun yolu yoksa, önünde dört tarafı şahıs parseliyse, kanun buna ruhsat vermeye müsaade etmiyor. Kanuna müsaade etmediğini biz de yapamıyoruz elbette ki. Dolayısıyla yapamadıklarımız da olmuştur ama halkımız da bunu izah etmişizdir, bilgilendirmişizdir. Burada bizim ilgilenen meclisi şeyde de gösterdi mi arkadaşlar? Şimdi bizim ilgilenen meclis üyelerimiz Ebru Hanım var, çevre mühendisi. Bunun şeyini görselini arkadaşlarımız gösterebilirlerse. Ergin Bey. 5 tane ilgilenen meclis üyemizi de tanıtarak ve halkımızın desteklerini isteyerekten sözlerimi tamamlamak istiyorum. Tabii tabii buyurun. Bizim ilgilenen meclis üyesi adayımız Ebru Hanım, çevre mühendisi. Bak biri çevre mühendisi, biri kimya mühendisi, biri esnaf, biri emekli öğretmen, biri harita mühendisi. Ebru Hanım çevre mühendisi, Karabük'teki tek yetkili çevre firmasının sahibi. Hı hı. Yani Mehmet abimiz efendim Kardemir'den emekli kimya mühendisi, tecrübeli orada müdürlük yapmış. Yine Ahmet Okan Kirman arkadaşımız esnaf odasında, ziraat odasında yöneticilik yapmış, merkez ilçede başkan yardımcılığı yapmış, halkın içinden gelen esnaf bir arkadaşımız. Yine Mehmet Çetin hocamız hem özel sürücü kursu, özel eğitim kurumlarının sahiplerinden, ortaklarından, yine özel sürücü kursunun hocalarından, yine eski endüstri meslek lisemizin öğretmenlerinden, emekli öğretmen. Ben hakeza yine kendimi tanıttım, 30 küsur yıldır harita mühendisiyiz. Yani böyle işte çevre mühendisinden, kimya mühendisinden oluşan çok kaliteli bir ilgilenen meclisi listemiz var. Yani halkımızın da seçmen olarak tercihlerini yaparken hem böyle geçmişten beri sözünde duran, doğru düzgün iş yapan, işte AK Parti referansı, yani AK Parti seçim beyannamesini hükümet programı yapan parti dedik. Bunlara dikkat ederekten bu isimlerin çapına, kalitesine bakaraktan tercihlerde bulunmalarını arzu ediyoruz, talep ediyoruz. Dua ve desteklerini talep ediyoruz. Evet, ben de size kolaylıklar diliyorum. Peki, sağ olun. Konuk olduğunuz için de çok teşekkür ediyorum. Umarım yeterince ifade edebilmişizdir. Bu da kendimize, sizin adınıza söylüyorum bunu. Ama daha süremiz var, evet. Zamanımız var. İlerleyen günlerde yine aynı şekilde
bir değerlendirme yaparız. Unuttuklarımız varsa onları konuşuruz. Evet, yeni bir şeyler olursa yine onları konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum peki, efendim. Peki ben de teşekkür sağ ederim. Olun. Tekrar bütün halkımıza selam ve hürmetlerimizi sunarız. Evet, bizden de çok selamlar. Seçme Doğru programında AK Parti İl Genel Meclis Üyesi adayı Hasan Yıldırım'ı ağırladık. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle efendim. Şimdilik hoşçakalın.